Merhabalar arkadaşlar. Hafta sonu girmiş olduğunuz TYT denemesinin çözümlerini yapacağız birlikte. Evet, ilk sorumuz. Enzim miktarının reaksiyon hızını artırdığını bir deneyle göstermek isteyen uygulama dersi asistan öğretmeni 3 ayrı deney tüpünün birincisine parça karaciğer, ikincisine doğranmış karaciğer, üçüncüsüne ezilmiş karaciğer koyup hepsine eşit miktarda hidrojen peroksit ilave ettikten sonra ağızlarını balonla kapatarak tüpleri benmari havuzunda kaynayan suya bırakmış ve öğrencilerden balonlardaki değişimi gözlemlemelerini istemiştir. Deney sonunda ezilmiş karaciğerin olduğu tüpteki balonun diğer tüplerdeki balona göre daha hızlı şişmesi beklenirken balonlarda hiçbir değişiklik olmadığı görüldüğüne göre asistan öğretmenin deneyi yaparken aşağıdaki durumlardan hangisini gözden kaçırmış olması deneyin sonucunu etkilemiştir. Karaciğerdeki katalaz enzimi hidrojen peroksidi su ve oksijene parçalar. Evet arkadaşlar, bununla ilgili sorular çözmüştük. Normalde biliyorsunuz ki substratın yüzeyini arttırdığınız zaman, yani parça karaciğer, işte doğranmış karaciğer ve ezilmiş karaciğerden en çok yüzeyi arttırmış olan ezilmiş olan, doğal olarak onun enzim daha fazla yüzeye nüfuz edeceği için, etki edeceği için daha iyi bir şekilde parçalanması gerekecek. Bu yüzden de su ve oksijen çıkışının daha hızlı olmasını bekleriz. Oksijen çıktığını nasıl anlıyoruz? Balonun şişmesiyle. Deney böyle. Ama burada hiçbiri şişmiyor. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi bir benmari havuzunda kaynatılmış suya bırakılmışlar. Ve biz biliyoruz ki enzimler belli bir sıcaklıktan sonra denatüre olabiliyorlar. Protein yapılı oldukları için. Ve denatüre olmuş enzim de çalışmıyor. Doğal olarak oksijen çıkışı da gerçekleşmiyor. Şıklara baktığımızda deney tüpüne enzim ilave edilmesi gerektiğini, deney tüplerine substrat ilave edilmesi gerektiğini, sıcaklığın enzimlerin yapısını bozduğunu, reaksiyon sonucu çıkan ürünlerin balonun şişmesine sebep olacak özellikle olmadığını, enzimlerin hücre dışında çalışmadığını, tabii ki sıcaklıkla alakalı olan C şıkkını işaretliyoruz. Aşağıda 2N eşittir 4 kromozomlu bir hayvan hücresinin mayoz bölünme sırasında geçirdiği evrelerden biri gösterilmiştir. Buna göre tabloda verilen özelliklerden hangilerinin bu hücrenin yukarıda gösterilen evresinden sonra uğradığı değişimlerden olduğu söylenebilir. Şimdi öncelikle bu evreye karar verelim. Gördüğünüz gibi tetrat yapısı kiyazma noktalarından birbirine değen homolog kromozomlar yan yana gelmişler. Sinaps yapmışlar ve bunlar crossing over yapacaklar. Bu daha bir de yukarıda sentrozom organeli iyi iplerini oluşturmuş hücrenin iki kutbuna yerleşiyor. Mayozun arkadaşlar, mayoz 1. Çünkü hala iki homolog görüyorsunuz yan yana, bunlar ayrılmamış. 2N ve tabii ki profaz 1 evresi olacak. Profaz 1 evresinden sonra neler olur demek istiyor. Kardeş kromatitler ayrılır ta anafaz 2'de. Sentromer bölünmesi gerçekleşir arkadaşlar. Sentromer zaten kardeş kromatitin ayrılmasından bahsediyor. İki kromatitin birleştiği nokta çünkü. Tetrat oluşumu. Tetrat oluştu bile, bu değil. Ara lamel oluşumu. Bir hayvan hücresi diyor burada, dikkat ederseniz. Bu yüzden ara lamel oluşmayacak. Bitki deseydi oluşacaktı. Kromozomların ekvatoral düzlemde dizilimi. Bu metafaz evresine ait. O yüzden olacaktır. Hücre büyümesi. Hücre büyümüş ki bölünüyor. Bu çoktan olmuş. Homolog kromozomların ayrılması. Burada evet, yine anafaz 1'den bahsediyor. Homolog kromozomları ayıracak. Sentrozom eşlenmesi. Gördüğünüz gibi sentrozom eşlenmiş, kutuplara da dağılıyor. Daha önce gerçekleşti bu. Demek ki cevabımız 1, 3, 4 ve 5 C şıkkı olacak. Aralarında akrabalık ilişkisi bulunmayan A ve B ailelerinde kalıtsal bir özelliğin aktarımı aşağıda verilmiştir. Buna göre taralı bireylerde görüldüğü bilinen X özelliğinin genlerinden hangileri ile taşındığı söylenemez demiş. Mutasyonlar ihmal edilecek. Şimdi X'e bağlı çekinik, hepsini tek tek denememiz lazım soy ağaçlarında. Aşağıdan yukarıya çözüm yapmak sizi daha doğru sonuca ulaştıracaktır. Önce birinci uyabilir mi ikisine de bakalım. X'e bağlı çekinik. Mavi olanlara X'e bağlı çekinik bir gen yazıyorum. Dişi olduğu için ikisine de yazdım. Böyle bir aile mümkün mü bakalım?
Mesela bir tane küçük almış olabilir. Yani böyle bir aile ne yaparsak yapalım kafadan yazıyorum şu an. Yani büyük R, küçük R. İkincisi biliyorsunuz heterozigot durumda fark etmiyor. Annede ve babada sadece X üzeri küçük R olduğu için çekinik çünkü deniyoruz. Doğan çocuklarda da X üzeri küçük R olmalıyken doğan çocukları maviye boyamadıkları için büyük R olduğunu görüyoruz. Bu mümkün değil. Silelim, ikincisini deneyelim. X'e bağlı baskın olabilir mi? Bakalım. X üzeri büyük R yazıyorum. Diğerine fark etmez ne yazdığımız. Sonuçta heterozigot durumda baskın özellik kendini gösterecek. Geriye kalanların küçük R olması gerekiyor. Çünkü neden? Boyanmamışlar. Biz baskınları boyuyoruz. Şimdi böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar? Babada kesinlikle büyük R var. Anneye bir tane de küçük R yazmamız böyle çocuklar da doğamaz. O yüzden X'e bağlı baskın da olduğu söylenemez. Otozomal eş baskın deneyeceğim şimdi. Otozomal eş baskın ne demek? İşte kan gruplarındaki AB gibi birbirine eş baskınlık kuran genler. Şimdi bunlara AB diyelim. Büyük A, büyük B yani. Buradan ya bunlar nasıl olabilir? Çaprazlama yaparsınız. Eş baskın olmasın diyor bu doğan çocuklar. O zaman mesela bu AA olur. İşte bunlar BB olur da AA olur. Olabilir. Gördüğünüz gibi mümkün. Peki otozomal çekinik olabilir mi? Ona da bakalım. Pardon, üçüncüyü diğer ailede denemedik. Şimdi birinci de tuttu ama ikinciyi de deneyelim. Onu denemeden geçemeyiz. Bunlar eş baskın olacak. Yukarıdakiler de şu şekilde olabilir mesela. A0, B0 olabilir. Böyle bir durumda AB denk gelmiş olabilir tüm çocuklara. Evet, bu iki aile içinde olabilecek bir durummuş. Üçüncüyü eleyebiliriz artık. Dördüncüye bakıyoruz. Otozomal çekinik. Şimdi onu da deneyelim. Otozomal çekinik demesi yani boyalı olanlara siz işte küçük a küçük a yazabilirsiniz demek istiyor. Taralı boyalı olmayanlara ise büyük a küçük a ya da işte büyük a büyük a yazabilirsiniz diyor. Ama buradan mümkün değil. İkisinin de anne baba çekinik taşıdığı için küçük a küçük a olmalıydı. Direkt eleriz bunu da. Yani bunu da söyleyemiyoruz. 1, 2 ve 4 E şıkkı olacaktı cevabımız. Aşağıda verilen hücre yapılarından hangisi insan vücudundan rastgele seçilen canlı iki hücrede kesinlikle ortak olarak bulunur? Arkadaşlar, insan vücudundan bahsediyor. Biz hayvan hücrelerine sahibiz. Yani hayvan hücresi yapısından bahsediyor ama bütün hücrelerinizi düşünün. Sinir hücreleriniz, al yuvarlarınız, kas hücreleriniz, biliyorsunuz hücrelerin yapılarına, görevlerine göre farklı kısımları bulunabiliyor. Bazı kısımları eksik olabiliyor, bazı organelleri eksik olabiliyor. Ona göre bakacağız, kesinlikle diyor. Şimdi DNA, arkadaşlar DNA hayvan hücrelerinde yani ökaryot hücrelerde çekirdek içerisinde bulunur. Fakat çekirdeği olmayan olgun alyuvar hücrelerimizi düşünün. DNA'sı da bulunmuyor. Bu yüzden bunu eleyebiliriz. Çekirdek de aynı sebeple elenir. Sentrozom, sinir hücrelerinizde sentrozom bulunmaz. Ama arkadaşlar, böyle bir soruda emin olmasanız bile, çünkü hani bu bilgiyi aklınıza gelmese bile şunu yorumunu yapabiliyor olmanız gerekiyor. Hani hangi hücrede bu var, hangi hücrede bu yok diye düşünmeden önce sitoplazmayı gördüğünüz an aslında sitoplazmasız hücre olur mu ya sorusunu bir sormanız gerekiyor. Düşünsenize sitoplazma içinde sitozol
ve organelleri bulunduran hücrenin işte çekirdek ve zar arasında kalan tüm kısmı, o akışkan kısım, tam olarak sıvı diyemeyeceğimiz ama hani sıvıya yakın olan akışkan kısımdır sitoplazma. Bir hücre 3 boyutluysa eğer, hücrenin içinde sitoplazma olmazsa içindeki materyaller nasıl duracak, nerede tutunacaklar, nasıl bir ortamda bulunacaklar? Yani sitoplazma olmak zorunda arkadaşlar. Sitoplazmasız düşünemeyiz. Bu yüzden bunların hiçbirini bilmeseniz bile, hani hangisinde vardı, yoktu, işte sinir hücresi bilmem aklınıza gelmese de sitoplazmanın yorumunu zaten yapabilmelisiniz. Bu bir yorum sorusu aslında. Bu yüzden cevap C. Kuşlar sınıfı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişmeyen sabit ısılı canlılar. Evet arkadaşlar, zaten kuşlar bu yüzden çevre sıcaklığına göre vücut ısılarını değiştiremedikleri için göç etmek zorundalar sıcak yerlere. Vücutları kıllarla kaplıdır. En çok karıştırılan özelliklerden biri. Arkadaşlar, memelilerin vücutları kıllarla kaplı olur. Kuşların vücutları tüylerle kaplı olur. Memeli canlılarda tüy olmaz, kıl olur. Kuşlarda tüy olur. Bu farkı unutmamanız gerekiyor. Bu yanlış. Üreme ve gelişmeleri iç döllenme, iç gelişme şeklinde. İç döllenme olsa da iç gelişme değildir, dış gelişme. Kuşlar yumurtlayarak ürüyorlar. Yumurtlama da dış gelişme demektir. Bu yüzden yanlış. Akciğerlerine bağlı hava keseleri uçmalarını kolaylaştırır. Evet, kuşlarda hava keseleri vardır ve bu sayede kuşlar daha rahat hafifleşir, daha rahat bir şekilde uçabilirler. 1 ve 4 olacaktı cevabımız. Ve son sorumuz. Aşağıda azot döngüsü şematize edilmiş. Azot döngüsüne bakın. Bütün olaylarını yazmışlar neredeyse. Havadaki azot işte hava olaylarıyla nitrat tuzları şeklinde toprağa karıştırabilir. Daha sonra bitkiler bunlardan yararlanabilir. Rizobium bakterileri de yine havadaki azotu bitkiler bağlayamadıkları için onlara yardımcı oluyorlar köklerinde. Bitkiler tabii ki, hayvanlar bitkileri yiyor, otçul canlılar, ve onlardan aldıkları azotları işte kendi vücutlarında dönüştürüyorlar. Amino asitlere vesaire. Daha sonra hayvanlar öldüğünde ya da organik bir atık çıkardıklarında bunlar tabii ki toprağa karışacak. Toprağa, bitkiler de tabii ki canlı oldukları için öldüklerinde toprağa karışacaklar. Ve bu atık halde ya da bu vücutlarındaki azotlar saprofitler tarafından, yani çürükçül canlılar tarafından amonyağa çevrilecek. Nitrit ve nitrat bakterileri de buradaki amonyağı nitrat tuzlarına çevirerek yine toprağa karıştırıyorlar. Bu nitrat tuzları da denitrifikasyon olayları tekrardan havaya karışıyor. Bu bir azot döngüsü arkadaşlar. Bunun hepsini burada anlatmışlar. Benim de anlattığım şeyi tekrar okumayacağım. Buna göre azot döngüsünde yer alan canlılar ve bu canlıların beslenme şekilleriyle ilgili eşleştirmelerden hangisinin yanlış olduğunu sormuş. Beslenme şekilleri. Nitrit bakterileri demiş. Nitrit bakterisi heterotrof beslenir. Arkadaşlar, heterotrof beslenmek, kendi besini üretemeyen, dışarıdan başka canlıların oluşturduğu besinleri ya da başka canlıları yiyen canlılardır. Nitrit bakterileri şurada da gördüğünüz nitrifikasyon olayında görev alıyorlar. Ve buradaki amonya, hatta şurada da altını çizebilirim arkadaşlar. Nitrifikasyon olayında görev alan nitrit ve nitrat bakterilerinin inorganik moleküllerin oksitlenmesini sağlayıp topraktaki kullanılabilir azotu artırıyorlar. Bu olay, bakın, inorganik maddeyi aslında organik maddeye çevirerek kendi besinlerini üretmiş oluyorlar ve ototrof bir beslenme yapmış oluyorlar. Biz buna kemoototrof, yani kimyasal enerjiyi kullanarak ototrof yapma diyoruz. Bu yüzden A şıkkı yanlış. Yine de diğerlerine bakalım. Bitkiler fotoototrof. Evet, bitkiler de ışığı kullanarak kendi besinlerini üretiyorlar. Nitrat bakterisi kemoototrof. Evet. Rizobium baktegillerle birlikte yaşıyor. Demiştik, bitkinin kökünde yaşıyor. Saprofitler çürüme, çürükçüler. Evet. Cevap A olacaktı. Teşekkürler arkadaşlar. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.